Nurettin yine hayrette, Nurettin ise olay yerinde. Her şeyin ardında bir sır var, Hikmet amca bunu açıklar. Şom emni şom şom konuşur, Aydın hoca burada pek meşhur. İkizler geliyor la sabur, onların planları hep çoktur. Dilinden ne haber? Tüm haberler bizde. Dilinden ne haber? İyiyiz biz sizde. Dilinden ne haber? Tüm haberler bizde. Dilinden ne haber? İyiyiz biz sizde. Süt meselesi. Gir şu aradan oğlum. Aferin kapı oradaki altınları. Baban da mı savaşçıydı be? Hayrettin Bey. Dur bir dakika kameraman, şu bölümü atlayayım da. Yayına girdik de. Hay Allah. Halbuki yayının başlamasına daha vakit vardı. Neyse. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben ailenizin sunucusu Hayrettin. Bugün yine size hayret dolu haberler sunacağım. İlk haberimiz Kavaklı Köyü'nden. Hep merak etmişizdir bu inekler yemyeşil ot yiyip nasıl bembeyaz süt veriyor diye. Biz de merakımızın peşine düştük. Muhabirimiz Nurettin'i de yollara düşürdük. Evet Nurettin, söz sende. Teşekkürler Hayrettin. Senin de söylediğin gibi bu sefer merakımız bizi ahıra getirdi. Olayın asıl kahramanları ineklere mikrofon uzatalım bakalım. Siz bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz İnek Hanım? Evet, sizin de duyduğunuz gibi uzunca bir mö dedi. Bunun inek dilinde ne anlama geldiğini bilmiyorum maalesef. Nurettin'e, peki yanında bizi aydınlatacak başka kimse yok mu? Olmaz olur mu? Ahırın önünde bir sürü insan açıklama yapmak için bekliyor. Hemen yanlarına gidiyorum. Allah! Oo! İyi misin Nurettin? Ufak bir kaza yaşadım. Ama şimdi iyiyim sayın seyirciler. Ne demişler efendim? Hamama giren terler, ahıra giren süt kovalarını devirir. Öyle değil de o söz ama hadi neyse. Merhaba efendim. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Şom. Hı? Şom diye isim mi olur? Köylü bana her şeyin kötü tarafına baktığım için bu ismi verdi. Şom emmi de diyebiliriz. İlginç. Peki Şom emmi, siz ineklerin yeşil ot yiyip beyaz süt vermeleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Her şey bozuldu evlat. Bizim zamanımızda böyle miydi? İnekler de yalancı oldu. Bu sütlerden ne yoğurt olur ne de ayran. Boş ver bunları, boş ver. Evet, Şom emminin açıklamaları da böyleydi Hayrettin. Hayret doğrusu. Sizi tanıyalım efendim. Benim adım Yetiş yavrum. Ona yetiş, buna yetiş derken ömrüm hep yetişmeyle geçti. Biz atalarımızdan ineklerin yeşil süt verdiğini işitmedik yavrum. Dünya kurulalı beri bu hayvanlar beyaz süt verirler. Ama yetiş teyze, Şom emmi eskiden böyle değildi diyor. O ne bilir yavrum? O zaman içtiği çayın rengini bile bilmez. İşi gücü şom şom konuşmak. Bak sen ta kalkmış nerelerden gelmişsin. Hep bu Şom emminin yüzünden besbelli. Yetişin komşular, Şom emmi ineklerimize türlü türlü iftiralar atıyor. Hayır efendim, Şom emmi ile alakası yok. Biz araştırma... İyi misin Nurettin? Komşular çetesinden canımızı zor kurtardık Hayrettin. Çok geçmiş olsun. Evet, şimdi iki tane tatlı çocuk bize doğru yaklaşıyor. Merhaba çocuklar. Merhaba. Sizin isimleriniz ne bakalım? Benim adım Can. Benim adım Canan. Bu ineklerin beyaz süt mevzusu hakkında bir bilginiz var mı bakalım? Bak, sokağın başından bir inek geliyor. Ona sorsana. Az önce sordum ama benim inekçem olmadığı için anlaşamadık. Bu gelen inek İstanbul ineği. Dili çok düzgün, anlarsın. Evet, sevindirici bir haber aldık sayın seyirciler. Bu inekle konuşabilirmişiz. Merhaba İnek Hanım. Bu süt işini anlatsanız da artık hepimiz bir rahatlasak. Aman Allah'ım, inek mikrofonu yedi sayın seyirciler. Bari süte mikrofon tadı kaçmasa. Kahraman muhabirimiz Nurettin yine yılmıyor gördüğünüz gibi sayın seyirciler. Mikrofonu obur inekten geri almak için savaşıyor. Biz de meseleyi bilir kişilerle aydınlatmak için Hikmet amca ile Aydın hocaya bağlanalım.
İlk olarak her bilim dalı başkanı Profesör Aydın Bey'e soralım. Hocam, nedir bu işin sırrı? Efendim, şimdi yine kot yer, evet bu doğru. Saman da yiyebilir tabii, o da doğru. Sonra o yediği otlar midede bir takım işlemden geçer. Moleküllere ayrılan parçalarsa misal inorganik maddeler, sonra içine giren kalsiyum fosfat. Amanın, içim geçmiş Aydın hocam, kusura bakmayın. Gerçekten ilginç bilgiler verdiniz, çok teşekkür ederiz. Ama daha bitmedi anlatacaklarım, daha laktozdan glikozdan bahsedecektim. O da olur efendim, bakalım Hikmet amca bize neler söyleyecek. Buyur Hikmet amca, nedir bu işin hikmeti? Aydın hocamın da söylemek istediği gibi bu işlerin içinde çok işler var. Öyle mi? Ne gibi? Bak yavrum, inek bizi bilmez, aklı ermez, geleceği düşünemez. Aydın hocam öyle bir anlattı ki çok şaşırdım. Sanki ineğin içinde bir süt yapma fabrikası var. Fesubhanallah. O fabrikadan öyle bir şey çıkıyor ki çok gıdalı, faydalı, lezzetli bir içecek. Üstelik hayvancağız bu kıymetli sütü getiriyor, insanlara bedavadan veriyor. Çoluk çocuk hepimiz içiyoruz afiyetle. Ben de en çok sütlaç severim efendim. Laf aramızda, ben de çok severim. Hele de fırın sütlacı. Şimdi söyle bakalım evlat. Bu inek insanları çok seviyor da bize faydalı olduğunu bildiği için mi bu sütü yapıyor? Olur mu efendim öyle şey? Akılsız hayvan neticede. O zaman bu sütü ona yaptıran var evlat. Yeşil ottan bembeyaz gıdalı bir sütü çıkarıp ineğin eliyle bize gönderen Allah var. Bilimle sizin bu anlattıklarınızın ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Siz sütü anlatıyorsunuz, ben onu vereni. Siz bilimi anlatıyorsunuz, ben de bilimin sahibini. Aynı şey neticede. Peki Hikmet amca, kafamıza ışıklar yaktın. Karanlıkta kalmış nöronlarımızı aydınlattın, çok teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, Bir Bilimden Ne Haber programının daha sonuna geldik. Allah yapar, kullar şaşar diyerek programı noktalıyoruz efendim. Sağlıcakla kalın. Nurettin'den ne haber? Nurettin! Kapat programı Hayrettin! Allah'ın işine akıl sır ermez! Kapat!